Geçmişten bu yana dünya üzerinde pek çok etnik grup yaşam sürdü. Bu etnik gruplar bulundukları bölgelerde toplumları meydana getirdiler. Hemen her toplumun kendi içerisinde kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzları vardı. Yaşam tarzlarındaki bu farklılıklar onları birbirinden ayırdı ve bu şekilde özgün bir hale geldiler. Kimileri tarafından çingene olarak tabir edilen Romanlar da işte bu toplumlardan bir tanesi. Yüzlerce yıldır varlıklarını sürdürüyorlar ve farklı ülkelerde kendilerine has bir yaşam sürüyorlar. Öyle ki Türkiye'de 2 milyona yakın Roma'nın ülkenin farklı yerlerine dağılarak yaşadığı varsayılıyor. Romanların asıl çıkış noktası ise Kuzey Hindistan'dan geliyor. Yani sizin bugün Roman veya Çingene olarak tanımladığınız insanlar aslında Hindistan kökenli kimseler dostlar. Bir yandan bu insanlar M.S. 420'li yıllarda Hindistan, Afganistan ve Pakistan'ın içinde bulunduğu bölgelerden topluluklar halinde batıya göç ettiler. Bu ülkeler arasında az önce bahsettiğim İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi coğrafyalar ağırlıklı olarak yer alıyor. Bugün dünya üzerindeki toplam nüfuslarının yaklaşık 8 milyonu bulduğu düşünülüyor. Romanların niçin ana vatanlarını terk ederek Hindistan'dan kalkıp doğuya göç ettiğine yönelikse birçok teori var. Kimileri bu insanların M.S. 400'lü yıllarda batılı hükümdarlar tarafından esir alındığını ve batıya köle olarak taşındığını söylüyorlar. Kimileri ise Romanların bir zamanlar savaşlarda kullanılmak üzere paralı asker olarak satın alındığını ve bu şekilde batılı devletlerin arasında yaşamaya başladığı üzerinde duruyor. Romanlarla alakalı ilginç olan şey ise dünyanın neresine göç ederlerse etsinler o bölgede aynı kafa yapısında bir yaşam kültürleri var. Yani bu insanlar dans etmekten büyük bir keyif alırlar. Fakat Romanlar veya Çingeneler dünyadaki çoğu ülkede bir dışlanmışlık içerisinde yaşıyorlar. Öyle ki bulundukları ülkelerde toplum tarafından doğrudan benimsenmezler ve insanlar Romanlara karşı mesafeli yaklaşırlar. Bu aslında biraz da kendileriyle alakalı. Çünkü Romanlar toplum içerisinde pek sosyalleşmezler. Örneğin çocuklarını küçük yaşlarda okullardan alırlar. Benzer şekilde bir arada yaşarlar ve kendilerine ait mahalleleri vardır. Tek başlarına gidip bir sitede tekil bir yaşam sürmezler. Ayrıca evliliklerini genellikle kendi aralarında yapmayı tercih ederler. Kendilerine özgü bu gibi özelliklerinin olması onların toplumdan dışlanmasına sebep oluyor. İşte Bulgaristan da bu ülkelerden bir tanesi. Bulgaristan'da da Romanlar ülkenin geri kalanından soyut yaşıyorlar. Bu nedenle hem Bulgarlar hem de Romanlar birbirlerine karşı oldukça soğuklar. Yeah, this is the biggest gypsy neighborhood in Sofia. There are really nice people from the gypsy community, but most of them are giving an image like this. If you see the neighborhood like this, because they try to build the houses without permission. They find the land and they start building house in the new community there. They don't like Bulgarians and Bulgarians don't like them because of them. They throw everything on the ground. They don't care where they throw the trash. I mean, they don't go to work. Nobody tries to hire them because they don't work. O halde gelin bu videonun asıl konusu olan Bulgaristan'daki Romanların gelin pazarlarına değinelim ve de Romanların bu ülkede nasıl bir yaşamlarının olduğunu anlamaya çalışalım. Bulgaristanlı bu rehberin söylediklerine göre ülkedeki Romanlar genel itibariyle çalışmayı sevmiyorlar. Belli bir boş arazi buluyorlar ve o arazileri kendilerine göre özelleştiriyorlar. Sonrasında araziler artık bir Roman mahallesi haline geliyor ve toplumla aralarına bir çizgi çekmiş oluyorlar. Öyleyse Bulgaristanlıların Romanlara karşı soğuk olmasındaki asıl neden gayet açık. Onların kuralsız yaşamaları ve kuralları umursamayan bir yapılarının olması Bulgarları epey rahatsız ediyor gibi görünüyor. Aslında bundan yıllar önce Bulgaristan'daki Romanların sayısı çok daha fazlaydı. Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler'e katılması sonucunda ülkedeki sınırlar açıldı ve on binlerce Roman halkı Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine akın ettiler. Böylece Bulgaristan'daki Roman nüfusu birazcık daha hafiflemiş oldu. Bugün Bulgaristan'daki bu çingeneler gecekondu tarzı mahallelerde yaşıyorlar ve daha çok şehirlerin kırsal olan gelişmemiş bölgelerindeler. Bulgaristan'daki Roman bölgeleri devlet tarafından en az yatırım alan bakımsız alanlardan oluşuyor. Yolların çoğunun asfaltı eskimiş, evlerin boyası akmış, yeşillik alanlarsa bakımsızlıktan sararmış durumda. Yaşam kaliteleri sıradan bir köy hayatından bir tık aşağı koşullarda denilebilir.
Bu köy evlerinde genel olarak domuz besiciliği yapıyorlar. Evler apartman tarzı yapılardan değil, daha çok 30-40 yıllık müstakil bahçeli yapılardan oluşuyor. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Bulgaristan'daki romanların her yıl düzenledikleri oldukça garip bir gelenekleri var. Bu öyle değişik bir gelenek ki bu yoksul toplumlar bu gelenek sayesinde hayatlarının kurtulabileceğine inanıyor ve bunu hayatlarının fırsatı olarak görüyorlar. Çünkü Bulgaristan'da yoğun bir işsizlik var ve insanların büyük bir bölümü orta halli bir yaşam sürüyorlar. Özellikle Bulgaristan'daki romanlar çok daha alt sınıf hayat kalitesine sahip olduklarından kendilerine kız çocukları üzerinden bir fırsat kapısı yaratmışlar. Bilirsiniz, eskinin Anadolu kültüründe de bir kadın ve bir erkek evlenmek isterse erkek tarafı kadının babasına başlık parası öderdi. Hatta bu durum eskinin Yeşilçam filmlerinde sıkça karşımıza çıkardı. Yani kızın ailesine çeyiz hediyesi maksadıyla bir başlık parası ödenir ve bu takdirde kızlar ailesinden alınmış olurdu. Ancak zaman içerisinde pek çok ülkede bu algı değişti ve başlık parası denen bir kavram ortadan kalktı. Günümüzde Türkiye gibi ülkelerde kızlar için doğrudan para ödenmiyor. Ancak kız tarafı evlilik karşılığında erkekten yığınla altın, bilezik, kolye, küpe tarzı şeyler isteyebiliyor. Yine düğün masraflarının çoğunu da erkeğe yansıtıyorlar. Aslında başlık parası sadece evrilmiş oldu. Erkekten doğrudan çeyiz parası istenmiyor ancak bu sefer de altın talep ediliyor. Üstelik bu alışıldık bir başlık parası olayı değil. Çünkü bir erkek başlık parası öderken kızın ve erkeğin önceden bir tanışıklığı oluyordu ve gönül olarak birbirlerini seviyorlardı. Bulgaristan'daki olaysa tamamen ticaret boyutuna indirgenmiş. Oradaki Roman aileler kız çocuklarını ilkokulun ardından okuldan alıyorlar ve evliliğe hazırlayarak bir nevi satıyorlar dostlarım. Üstelik bunu halka açık pazarlarda yapıyorlar ve Bulgaristan hükümeti de buna karşı herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Yılın belli zamanı düzenlenen bu pazarlara Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinden katılım oluyor ve insanlar burada para karşılığı kız çocuklarını tanımadıkları kimselere vermiş oluyorlar. Bunun pek çoğunuza son derece çağ dışı ve ilkel geldiğini biliyorum. Ancak bu gelenek Bulgaristan'daki kalaycı klanı için hala daha var ve oradaki romanlar bunu bir kültür olarak görüyorlar. Dolayısıyla biz de onların kültür olarak varsaydığı bu geleneği sizlere aktarmış oluyoruz. Gelin pazarının açılacağı gün Roman ailelerin evlerinde tatlı bir telaş başlıyor. Kız çocukları olabildiğince şık ve çekici görünmeye çalışıyor. Örneğin Roman aileler o günün hazırlığını bir yıl öncesinden yapmaya başlıyor ve kızlarını şık göstermek için pahalı kıyafetler ve ayakkabılar satın alıyorlar. Hazırlıklar tamamen bitince de kızlarını pazar alanına götürüyorlar. İşin garip yanı burada zorla kız verme durumu gibi bir şey yok. Yani Bulgaristan'daki Roman kızlar pazar alanlarına gülerek gidiyorlar ve durumdan memnunlar. Sanırım toplumun içerisinde aktif şekilde yer alamadıklarından asla evlenemeyecek olmaktan korkuyor olabilirler ve bu pazarları kendi hayatları için bir fırsat olarak görüyor olabilirler. Diğer yandan kızın pazardaki fiyatı yaşına göre ve güzellik durumuna göre değişiyor. Aynı şekilde bu fiyatlar kızın babası tarafından belirleniyor ve onun isteği doğrultusunda satış gerçekleşiyor. Söz gelimi 18 yaşındaki bir kızın bedeli 25 yaşındaki birine kıyasla daha yüksek oluyor. Şayet kızlarına yüksek tutarlı teklifler gelirse aileler bundan dolayı epey gururlanıyorlar ve her fırsatta dile getiriyorlar. Ya da bir zamanlar kendileri de bu şekilde evlenmişlerse zamanında şu kadar leva değerindeydim deyip övünüyorlar. Dolayısıyla Bulgaristan'daki romanlar kendilerine parayla değer biçilmesinden rahatsızlık duymadıkları gibi aksine mutlu oluyorlar. Bu takdirde de romanlar kızlarını vermek için ailece pazar alanına gidiyorlar. Rehberin söylediğine göre ortalama bir gelin için erkek tarafının harcaması gereken tutar 20 bin ile 50 bin leva arasında değişkenlik gösteriyor. 50 bin leva Bulgaristan'da yaşayan Roman bir aile için bir servet niteliğinde olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere Bulgaristan Avrupa'nın en düşük gelirli ülkelerinden bir tanesi ve bu ülkede dolar bir hayli değerli. Dolayısıyla para kavramı bu ülkedeki insanlar için dünyadaki en değerli unsurlardan bir tanesi. Bu paranın Bulgaristan'daki alım gücüne etkisi epey yüksek olduğundan başlık parası için yeterli bir meblağ olarak görülüyor. Hatta bu paralar 100 bin levaya kadar çıkabiliyor. Örneğin Bulgaristan'da mavi göz renk geni Avrupa'nın geri kalanına kıyasla çok daha seyrek. Dolayısıyla bu gibi etkenler fiyatın artmasına doğrudan etki ediyor.
Parayla insan satın alma durumu gerçekten de olabildiğince itici olsa da garip olan şey sadece bu değil. Hem kız tarafı hem de erkek tarafı birbirlerini pazarda ilk kez görüyor. Okul döneminde birbiriyle tanışmalarını önlemek için Roman kız çocuklarının neredeyse hiçbiri ilkokuldan sonrasını göremiyor. Roman çocukları erkek veya kız fark etmeksizin 13-14 yaşlarında bu pazarlara götürülerek evlendiriliyorlar. Bu anlamda Romanlar için çok küçük yaşlarda evlendiklerini söylemek de yeterince mümkün. O nedenle oradaki Romanları sosyal hayatın içerisinde pek göremezsiniz. Kızlarının gelin pazarlarında evlendirilmesi onlar için daha münasip bir anlam taşıyor. Tabii şunu da söylemem gerek. Bulgaristan'daki Romanların bu tarz adetlerinin olması, gerek o ülkedeki gerekse dünya üzerindeki Romanların tıpatıp aynı adet ve gelenekleri sürdürdüğü anlamına gelmez. Bu gelin pazarlarını devam ettiren Romanlar, kalaycı Romanları olarak biliniyor. Gelin pazarında insanların yüzlerine baktığınızda erkek tarafının kendini zengin göstermek için eski model de olsa Mercedes tarzı araçlarla gelmesi dikkat çekiyor. Ayrıca hem kız tarafı hem de erkek tarafı olabildiğince varlıklı görünme çabasındalar. Bunun en açık göstergesi üzerinde olabildiğince değerli eşyalar bulundurmalarıyla açıklanabilir. Bunun yanı sıra pazarlarda çeşitli yöresel danslar da yapılıyor ve insanlar birbirleriyle kaynaşmaya çalışıyorlar. Bunu Bulgaristan'daki Romanlara özgü bir festival olarak da düşünebilirsiniz. Romanlardan bazıları evlenmekle ilgilenmiyor olsa bile sırf eğlenmek için bile bu pazarı ziyaret edebiliyorlar. Alandaki insanların genel olarak yüzleri gülüyor ve hatta bazıları birbirine anında eş buluyorlar. Ayrıca bu gelin pazarlarına büyükçe bir ilginin olduğu da ortamdaki bu kalabalıktan yeterince anlaşılabiliyor. Buranın Bulgaristan'da tam olarak nerede olduğunu bilmek isteyenleriniz varsa bu gelin pazarları Stara Zagora'da kuruluyor ve yılın belli zamanlarında evlenme pazarları burada açılıyor. Stara Zagora, Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi ve yaklaşık 150 bin kişilik bir nüfusa sahip. Bu nüfusun 20 bin kadarının Romanlardan oluştuğu varsayılıyor. Gelin evlendirme pazarı ve Bulgaristan bir Avrupa ülkesi olduğundan Avrupa'nın diğer ülkelerinde bile yoğun bir ses getirme potansiyeline sahip. Bu sebeple de her yıl Avrupa genelinden büyük bir kesim Stara Zagora'yı gelin pazarlarını görmek için ziyaret ediyor ve şehrin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Tabii burada iki taraf için sadece tek bir şey çok önemli. Kız tarafı için erkek olabildiğince zengin olmalı. Erkek için de kız olabildiğince genç ve güzel olmalı. Birbirini hiç tanımayan iki insanın evlenmek için seçtiği kriterler sadece dış güzellik ve paradan ibaret. Aslında bu tarz bir evlilik için karşılıklı çıkar evliliği de denilebilir. Fakat Romanlarda şöyle bir özellik var. Farklı kabilelerden bile olsalar birbirleriyle çok kısa sürede tanışıp kaynaşabiliyorlar. Mesela evlenme marketinde anlaşma sağlandıktan sonra kız evinde bir kutlama yapılıyor ve bu kutlamaya damat da geliyor. Romanların en sevdiği şey olan dans ve müzikler eşliğinde kutlamalar yapılıyor, kendi içlerinde asimile olmadan kültürlerini korumaya, bu gibi geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Onlar hayatı gündelik yaşamayı, birikim yapmadan eğlence odaklı yaşamayı seviyorlar. Netice itibariyle kendi içlerinde mutlular ve Roman mahallelerini dünyanın hemen her yerinde bulup ziyaret edebilirsiniz.